Merhaba hanımlar, beyler. Bugün bizim akşam yemeğimizde semizotu yapacağım. Semizotu salatasını yaptım. Çeşitli salataları var. Yoğurtlaması var. Yumurtayla yenmesi var. Ben domates ve sarımsaklan çok basit, 5 dakikada olabilecek yemeğini yapacağım. Şöyle 2 demet semizotumu 4-5 su yıkadıktan sonra suda beklettim. Bir tane soğan kullanacağım. 2 tane kabukları soyulmuş domates. 3 diş de sarımsağımız var. Ocağımızı yakalım. Yağ miktarını söylemiyorum. Yağı ben çok az kullanıyorum. Herkes kendi damak tadına göre, tabii ki çok yağlı yiyen var. Ben çok az koyuyorum. Çok basit ve ben çok seviyorum. Önce soğanlarımızı küçük küçük doğruyorum. Bütün hanımlarım çok kolaylıkla. Semizotu zaten çok çabuk pişen bir yemek, salatası olsun, yoğurtlaması olsun gayet 5 dakika içinde hazır olabilecek. Ben bu şekilde yemeğini çok seviyorum. Soğanlarımızı çok az bir şey hafif pembeleştiriyoruz. Az bir yağda. Ben çok az yağ kullanıyorum. Sarımsağımızı da aynı şekilde küçük küçük doğruyorum. Bu arada soğanlarımızı da çevirmeyi ihmal etmiyorum. Bütün hanımları severek yediği bir şeydir semizotu. Çocuklarımız hariç tabii ki. Ama onlara da yedirmenin güzel yolları var. Evet, soğanlarımız hafif biraz. Tam pembeleşmeden sarımsağımızı ilave ediyorum ben. Soyulmuş domatesimi gayet ince doğrayacağım. Ben salça kullanmıyorum semizotumda. Bütün hanımlar değişik şekilde yapıyor. Tabii ki bu şekilde de yapan çok hanımımız vardır ama ben bu şekilde daha çok seviyorum. Tabii yoğurt salatası da nefis oluyor. Tabağımızın içine alalım. Pratikte 5 dakikada olabilecek bir yemek türü. Bunun yumurtalısını da çok ümit ediyorlar fakat ben yumurtalısını pek, herhalde yumurtayı pek sevmediğim için pek yemiyorum. Yumurtayla da pek haram olmadığı için herhalde. Fakat yumurtalısı da süper oluyor. Soğanımız pembeleşti.
sarımsağımızın daha böyle kavrulmuş kokusu gelirse daha iyi olur. Tuzumuzu daha istediğimiz kadar kullanabilirsiniz. Ben demek ki maydanoza şöyle çok az bir şey atıyorum. Sonradan ilave edebiliriz. Çok tuzlu oldu mu çaresi yok ama tuzsuz oldu mu üzerine herkes tabağında ekebilir, kullanabilir istediği miktarda. Evet, şimdi domatesimizi atıyorum. Salça kullanmadım hanımlar. Semiz otunda asla salça kullanmıyorum. Domateslerimizin çok az bir şey, tam iyice öldürmeyeceğim de çok az bir şey pişireceğim domateslerimizi, çok fazla değil, fazla öldürmeyeceğim, çok az biraz deriz kalması için. Özellikle kevgirden koyup süzmedim, su da ilave etmeyeceğim. Şöyle kendi suyundan elime alıp ocağımızın altını kıstıktan sonra pişmeye bırakacağım. Evet hanımlar, domateslerimiz çok az biraz diriliğini kaybetti. Süzgeçten hiç süzmediğim şu şekilde içine koyuyorum. Su ilave etmiyorum. Salça da koymadım. Bu bütün hanımların bildiği bir yemek tarifidir. Benim de en çok sevdiğim semizotunu böyle seviyorum. Sizinle paylaşmak istedim. Ocağımın altını kısıyorum. Ve 5 dakika sonra kaynadıktan sonra ocağımızın altını kapatıyoruz. Evet hanımlar, semizotumuz pişti. Bazı arkadaşlarımız bunun içine kıyma koyarak da yapıyor. Ben sadece semizotunun tadını almak için hiçbir ilave yapmadım. Salça da yapmadım. Koymadım. Sade domates ve sarımsak, az bir şey yağ. Şu şekilde servise hazır. Bunu yoğurtlayıp da yiyebilirsiniz. Afiyet olsun. Öpüyorum sizi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye.